Miss Turkey 1995 yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen ve uzun süre önce Tayland'a yerleşen Çantay, elin bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Çantay, ölümünden uzun süre önce Türkiye'yi terk ederek yurt dışına yerleşmiş ve Tayland'da matematik öğretmenliği yapmaya başlamıştı. Karahan Çantay, ODTÜ Matematik Bölümü son sınıfta öğrenciyken Miss Turkey 95 yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçildi. Sibel Can ile tanışması final gecesi oldu. Tacını giydiren Can'ın daha sonra bir klibinde de oynadı. Kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalayan Çantay, diziler, klipler, reklam anlaşmaları peş peşe gelirken bir anda Türkiye'nin en gözde erkeği haline geldi. Gelelim Çantay'ı, Amerika'yı, oradan da hayatının son bulacağı yer olan Tayland'a sürükleyen olaya. Sibel Can ve Çantay bir dizide rol arkadaşı olmuş. Dedikodu klibinde rol almış ve adeta ayrılmaz olmuşlardı. Ünlü modelin Sibel Can'la olan ilişkisinin iş ilişkisinden öteye gittiği iddiaları ise kulislerde konuşulan bomba dedikodular arasında yerini almıştı. O dönem Hakan Ural ile evli olan Sibel Can'ın Karahan Çantay ile bir otelden birlikte çıkarken görüntülendiği iddiaları yasak aşk söylentisini daha da güçlendirmişti. Üstelik dedikodular bununla da sınırlı kalmadı. İkilinin bir de yasak aşkına dair kasetin olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Yine eski bir manken olan Cem Kuzu, elindeki kasetle ünlü şarkıcıya şantaj yapmış ve epey de bir para almıştı. Bir diğer eski ve ünlü manken Yaşar Alptekin'in konuşmasıyla bu şantaj olayı gün yüzüne çıkmış, Sibel Can'ın bu olayın yayılmasını önlemek için Kara Gümrük Çetesi ile anlaşması olayı adli bir boyuta da taşımıştı. Sibel Can ve Hakan Ural tüm bu olaylardan sonra olanları kesin bir dille reddetse de azmettiricilik suçundan yargılanmışlardı. Sibel Can Hakan Ural çifti, o dönem bu iddiaları reddetseler de evlilikleri zarar görmüş ve 2 yılın ardından ayrılık kararı almışlardı. Bu gelişmelerin ve olaya Kara Gümrük Çetesi'nin de girmesinin ardından Karahan Çantay Amerika'ya göç etmiş ve New York'ta taksicilik yaparak yaşamını sürdürmeye başlamıştı.